Ala Resulina Muhammedin salavat. İlmi olsun. Birincisi, Burhan, delil, hüccet, vahdet, kesret. Bugün o tabirler içini dolduralım. Kitap okurken şey yapacak diye. Hanım dünyasından daha çok soru çok var. Buradan onu da istiyorlar ama onu yapamam şimdi. Doktorluk mu vesvese mi? İlim, irade, kudret. Tamam. Burhan. Burhan, delil, hüccet. ABCC'den gidin. Burhan. A, B. D. B, C, D. Burhan. Faruk, anlıyor musunuz? Evet. Burhan, delil, hüccet. Peki üçü de aynı mıdır? Farklıdır. Tahmin ediyor. Peki var mı bir fikrin? Bayağı araştırma. Ya beşleri siz daha önce baktım da. Bakmış mıydın? Peki ben okuyayım. Burhan, ispatlanan mevzuda esmayı görebilmek. İspatlanan mesela Allah anlatırken bu çiçekten burada esmayı görmek. O anlatılanı görmek. Mesela misal, haşa, Allah basirdir, kör değildir, görüyor. Delil de bu çiçeğin rengidir. Allah basirdir deyince çiçek rengi onun burhanıdır. Devam ediyorum Burhan'a. Nerelerde nasıl kullanılıyor diye. O marifeti muhabbetullah yapmak, yani şuradaki marifeti, biliyorsunuz marifetle marifetullah dağlar kadar fark vardır. Araba tamircisi marifet sahibidir. Hani marifetin var mı? Doktor marifet sahibidir. Kimyager marifet sahibidir. Ama onu Allah yolunda kullanırsa, mane-i harfiyle yaparsa marifetullah olur. Tamam, yani her sanat marifettir. Allah'ı koyarsan, Allah'ı anlamakta, Allah'ı ispat etmekte, Allah'ı tanımakta kullanırsanız o marifetullah olur. Bu ise enfüse bakar, herkes derecesine göre isimlere mazar olur. Bu sebepten batındır, melekut cihetidir bu, Burhan. Daha çok melekut ciheti, batındır. Yani marifetullah. Yani herkes göremedi. Herkes rengi görür ama herkes bununla Allah'a intikal edemez. Bu sebepten dolayı batındır. Batın şeylerde kullanıyor. Mesela bir misal vereyim. Bu suyu kaynatan ve donduran Allah'tır Celle Celaluhu dendiğin zaman bunu kullanılır. Bu suyu kaynatan ve donduran Allah'tır. Ama donmayı ve ısınmayı herkes görür. Ama Allah yaptığını herkes görmez. Enfusi. Mukaddemesi yakin derecesine gelmiş. Başka bir mana. Burhan. Yani mesela Allah'a çiçekte mevzumuz açılmıştı. Allah'a bakan yönü artık bu yakin derecesine gelmiş. Mesela bunu yapan kör değildir. Bu artık ilim değil. Yakin derecesine gelmiş. İlim nedir? İlim şöyle diyor. Tasdiktir diyor. İlim tasdiktir diyor Erdi Ustad. Akla ilim demiyor. Bilgiyi onaylayan. Evet, bilgiyi onaylayan. Tasdike ilim deniliyor. Onu ilim denilen tasdik şualardadır. Şualarda. Benim şualarımı Yusuf'um getirir misin? Eski şual. İki kat. Şualarımı getir.
Bakın şeyde Ayet-i Kübra'da ilim denilen tasdiktir diyor. Sol sayfada üstte. Çömlektir diyor. Yani ilim denilen bu işte onu. Neyse. İzanı kalbi olmazsa ilim olmaz. Bak onu bulamam. Şey, muhakematta ilim denilen çömlekler diyor ya. Evet. Fakat o şeyi niye bulamadınız? Bunu diyor. Neyse ben bulacağım. Peki ben bulayım. Tamam. Kemalat'ın şeylerinde siz hakikaten merak etseniz hemen imkanlarınızı kullanıp yeri bilmeniz lazım ki zihniniz duymadan yakine geçsin. Yani ben onun için diyorum size bunları. Evet abi, 154'te. Tam oradayım. 154. Belki ilim mantıkta tasavvura mukabil marifeti tasavvuriyeden çok kıymetlidir. Burhanın neticesi olan ve ilim denilen tasdiktir. Burhanın neticesi olan ilim denilen tasdik. Enfüste bulduktan sonra da ilim oluyor. Böyle. Tabii. Yani enfüste bulamazsa malumattır. Bilgi. Bilgi ya. Burhan'dan elde ediliyor. Burhan şeyde. Burhan'ın neticesidir bu. Burhan aklidir. İlim ise tasdiktir ve daha arkasıdır. Yukarıda. Daha yukarıda yani. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, irtizam, itikad. Bu burası. Yani burhan aklidir, tasdik, ilimdir, ilmidir, enfusidir, aklın daha üstüdür. Kardeş buralardan bularak, çok çalışarak, belki 10 dakika size anlatıyorum ama inanın 10 saat yetmiyor bunu tespit etmekte. Yani burhanın batın olduğunu, enfus olduğunu nasıl diyeceksin ki? Delil, hüccette bakalım. Bu kavramlar bilinirse, mevzular daha iyi kavranır. Hemen şunu da ben size ve sizin şahsınızda dinleyen kardeşlerime bildirmek isterim. Abi, senin söylediğin lügata uymuyor. Kardeş, lügata uymadığını ben de biliyorum. Ha? Şimdi bak. Bir nüfus kağıdı var, bir de ben varım. Nüfus kağıdı lügattır. Cilt no, sayfa no, Ahmet, Mehmetoğlu. Böyle bir adam Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Böyle bir adam yaşıyor. Varlığından haberdarsın. Ama tanımazsın onu. Ruhsal yapısını, fikri yapısını, eylemsel meyillerini, düşüncelerini, ideolojilerini bilemezsin. Herkes İslam yazmış. Nüfus kağıdı lugattır. Tanımak, adamla oturup kalkmaktır. Size ilmi şeyi çerçevesini çizeyim, sorarlar. Lugat iki kaynaktan geliyor. İki kaynaktan kaynaklanıyor lugat. Beşeridir. Alimler yazmıştır. Burhan. İlmi kelam alimleri. Kim bunlar? İki kaynak. Bir Basri alimleri, iki Küfe alimleri. Risale-i Nur ise ilmi kelam bir yolu takip etmiyor. Belki tabir ve tanım veya lugat şeyi Burhan ilmi kelamı da mevzusu ama ustadın yüklediği mana çok farklıdır. Ustad çok tuhaf şey yapıyor. Mesela lugatta şudur. Burhan derler, bir sürü mana söylerler. Değil mi? Lugatta böyledir. Bakarsanız bir sürü manaları var Burhan'ın. Ustad ise şöyle yapmıştır. Bir sürü manalar hangi kelimeye denk geliyor? Ustadın lugat yöntemi bu. Bir de ustad her bir kelamın külliyata işlemiş, nakış işlemiş böyle. Her bir kelamın ama her kelamın vallahi hem bile öyledir. Hem. Zahirde aynı harf.
her bir kelamın, mesela buranın, dimadaki karşılığı var. Vicdanda, kalpte, ruhta ve eylemde. En çoğunlukla şunu yapar, dimada, kalpte, vicdanı ikisini bir kabul edelim, ruh ve fiilde. Başka bir yöntem, huvel evveluhu çekirdek. Çekirdekte o burhan ne demektir? Huvel ahiruhu meyvede ne demektir? Huvel zahiruhu ağacın şeklinde burhan ne demektir? Huvel batinuhu ağacın makinesinde ne demektir? Çekirdek, meyve, ağaç ve ağacın içerisi. Ondandır ki kelime manalarını ve her derste aynı konu olsa bile farklı işlenmesinin sebebi, kimisi kaderi veya burhanı çekirdek makamında izah ediyor, pergelini oraya koyuyor. Çekirdeğe siz yetişmeniz için anlatıyorum bunu. Çekirdek makamında burhan nedir? Meyve makamında burhan nedir? Ağacın şekli makamında burhan nedir? Ağacın batını olan makinesi tarafından burhan nedir? Dört esma ile izah ediliyor. Niye böyle fazla böyle geniş çaplıdır? Çünkü Risale-i Nur küçük bir tahribatı tamir etmiyor. 1000 seneden beri terakküm etmiş tahribat, müfsit aletlerle yapılan tahribatı tamir etmeyle vazifelidir. Zira Risale-i Nur, geçmiş kavimlerin helak olmasına sebep olan, ahlaki çöküntülere sebep olan o fiillerin genellendiği bir asırdır. Lut kavminin helak olmasına sebep olan fiil yok mu? Semud kavminin helak olmasına sebep yok mu? Ad kavminin vesaire. Bu kavimlerinin helak olmasına sebep olan günahlar daha genel, daha umumi. Peki o kavimlerdeki o ahlakın düzelmesi için peygamber gerekiyordu. Sakın burayı kaçırmayın. Mesela Lut kavminin o pis ahlakını düzeltmesi için bir peygamber gerekiyordu. Lut aleyhisselam vesaire. Salih aleyhisselam vesaire. Peki bu asırda bu fiillerin daha genel, daha çok olmasında peygamber yok. Peygamber yok ama tamircinin eline şunu verdi. İsmi azam verdi. Onlar isimle, peygamberler isimlere mazardırlar. Mazar idiler o şeyde. Risale-i Nur'un mevzuları her ismin mertebe-i azamından ve ismi azam noktasından geldiği için mana külliyeti çok camidir. Bir kişiyi, bir kaleyi tamir etmiyor. Bütün böyle beşeriyetin sıkıntısını çözdüğü için elbette ki bir kelam dimağa bakması yönü var. Vicdana bakan yönü var. Kalbe bakan yönü var. Ruha bakan yönü var. Fiili bakan yönü var. Yani huvel evveluhu vel ahiruhu ve zahiruhu vel batı. O ve bikül şeyin alim. Dört isimle izah ediliyor ve her mevzusu İsmi azam mertebesinde izah edildiği için hemen kavranması zordur. Risale-i Nur'u anlamanın en birinci yolu haramları terk etmektir. Anlaşılmaz değil, sende sorun var. Ya yalan konuşuyorsun ve haram yiyorsun. Birinci sorunun o. Ha, yalan konuşmayacaksın, haram yemeyeceksin, haram yapmayacaksın. Doğru yaşayacaksın, doğru insanlarla beraber olacaksın. Birinci, her şeyin birinci anlama yolu budur. Tamam. Şimdi nereden çıktı diye bu burhan, bu izah edeyim. Risale-i Nur, evet, Bediüzzaman Hazretleri haşa ve kella peygamber değildir. Beşerdir. Hatemen Nebi, peygamber aleyhissalatü vesselam'dan sonra peygamber yoktur. Gelmeyecektir vazifeli olarak. İsa aleyhisselam, yani peygamber olarak değil, İsa aleyhisselam peygamber aleyhissalatü vesselamın ümmetiymiş gibi Mehdi'nin arkasına namaz kılacaktır. Yapacağı icraata destek verecektir ve onunla beraber olacaktır. Ama bir peygamberlik risalet cihetiyle değildir. Üstad Hazretleri bir müceddittir. Dolayısıyla o geçmiş kavimlerin fiiliyatını da tamir etmeyle Risale-i vazifeli olduğundan her mevzusunun ismi azam noktasında ve her ismin mertebe-i azamı noktasında izah ettiğinden camidir ve küllidir. Derindir ve geniştir. Öyle diyor, nihayetsiz ve hudutsuz. Nihayetsiz ve hudutsuz. Tak tak. Nihayetsiz, hudutsuz.
mesela. He? Nailesem 80 kaç kilometre abi? 80 kişi değil mi? Nailesem. Evet, o kadar. Nurcular mesela 80 kişi, 100 kişi nurcu oluyor yani. Oluyor. Çok doğru söyledi. Nuh Aleyhisselam'ın 80 kişi mi neydi? 40 kişi. 40 erkek 40 şey. Bir rivayete göre 20-20. Nuh Aleyhisselam'ın ümmeti 950 sene yaşar. 80 kişi. Şimdi doğru söylüyor. Her gün 80 kişiden fazla nurcu insan oluyor. Yani insanlardan nurcu oluyor. Mukaddemesi yakin derecesine gelmiş. Burhan'ı okuyorum. Mukaddemesi yani biraz önce anlattım. Burhanlar diman taakkulündedir. Mesela çiçeğe baktığın zaman vallahi bunu kör boya atamaz. Zira oto kaporta veya güzel sanatlarda ressam bölümünde bir amanın okuduğunu gördünüz mü? Yani ressam bölümünde. Veya katiyeti ifade eden akli delile burhan denilir. Kanıt, belge, bir gerçeği ispat için izlenen muhakeme, akli yürütme, yani benim tabirimle iz takip etme yoludur. Mantık ilminde burhanın akıl yürütmenin başka üç çeşidi de vardır. Akıl yürütme, iz takip etme. Bunlara burhan-ı inni, burhan-ı limmi, burhan-ı temsili denilir. Bunu işaret-i cazda anlatıyor fakat ben size hemen birkaç cümleyle izah edeyim. İşaret-i cazda burhani yani burhanın üç sistemle çalışıyor. Akılla akıl yürütmenin, iz takip etmenin yolu birincisi burhani inni. Sonuca bakarak sebebin ne olduğunu bulmaya yarayan delil, deney ve gözleme dayanan delil, parçadan bütüne tek tek olaylardan hareketle genel kanun ve kurallara, eserden sebebe, sanattan sanatkarın varlığına ulaşmaya sağlayan ilmi delil, tüme varış, endiksiyon denilir. Aynı zamanda onların felsefedeki tabiri. Burhan ilmi ise, yani bu neydi Burhani'nin? Eserden müessire. Yani çiçekten Allah'a. Yani bu çiçeği kör biriz yapmamıştır. Burhan-ı İlmi, iz takip ediyoruz. Burhan-ı İlmi, limi delil, genel kural ve prensiplerden hareketle özel durumlara müessirden, yapıcıdan, etkenden veya sebepten hareketle esere veya sonuca varma yoluyla sağlanan mantıklı delil. Tümden gelin dedüksiyon denilir. Yani Allah'ı kabul ettikten sonra Allah'ındır bu. Yani bu Allah'ındır. Ya bu nasıl olur ya bu kainat nasıl yaratıldı ya? Başı ne vardı? Allah yaptı kardeşim işlikten. Bu burhani limmi. Yani müessirden esere. Mesela duman çıkıyor dağın arkasında. Duman varsa ateş vardır. Bu nedir? Burhan-ı limmi midir, burhan-ı inni midir? Burhan-ı inni. Çok güzel, ikiniz de doğru söyledin. İz takip ediyorsun. Ateşi yakıyorum, duman çıkacaktır. Yani hiç görmüyorum ama ateş yanıyor. Deyince ben ateş yaktım abim. Artık bu ateş yaktığınızda dumanı vardır. Bu limmi. Burhan-ı temsili, benzerlik veya örneklerle hareketle gerçeği bulma yolu. Analoji denilir buna. Bunu yaptıktan sonra gene Burhan'a devam ediyorum. Yani misallerle benzetme. Ya bu böylesi, bu da böyle. Bunu yapmışsa, bu da ne yapar? Mesela dünü yapmışsa, bugünü de yapar Allah. Dünü yapan yarını yapamaz mı? Dünyayı yapan da ahireti de yapar. Beni hiçlikten yarattı. Dağılmış olan parçalarımı topraktan tekrar daraltır. Toplar. Buna Burhan'ı temsilidir. Benzetme. Mukaddemesi yakın derecesine gelmiş demektir burhan veya katiyet ifade eden akli delildir. Bu berk kökünden geliyor. Burhan o
kefi gizli konmuş. Yani ber, bere, bur, berk kökünden geliyor. Yani berk de biliyorsunuz. Berk, Burak aynı kök şey yapıdan geliyor. Yıldırım. Ha? Yıldırım değil mi? Berk, şimşek. Şimşek. Ha, yıldırım çarpması, şimşek çarpmıyor yani. Tamam. Şimdi ne yapıyor? Hani çak diye çakıyor. Artık orada netice var. Sebep yok yani. Öyle. Yani esbabsız tecelli. Esbabsız tecelli. Yani intikal. Musa Aleyhisselam'ın asasının beyaz olması mucizesine burhan denmiştir. Beyazdır Musa Aleyhisselam'ın asası. Beyaz. Safiullah. Musa Adem'i kullanmıştır. Beyaz Safiullah Adem'dir. Arınmadır, saftır, berraktır. Özdür, lüptür, cevhere denilir. doğruluğu devamlı olan, değişmeyen manasındadır Burhan. Hala Burhan'a devam ediyorum. Lüp müdür diyeceğiz abi. Lüp tarafı, lüp deme de lüp tarafı. Yani malzemeden netice. Yani malzeme aklidir. Malzemeler. Malzemelerden hasıl olan tasdik. Girdikten sonra içeri külli oluyor. Külli oluyor. Yani oradan artık küllüleştiriyorsun. Cüz-i nazarın külli oluyor ondan sonra. Biraz da zenginlik katsın diye hala bitirmiyorum. Yani daha iyi anlaşılsın diye. İlmi kelamcılar delilden ziyade burhana daha çok itimat etmişler, kullanmışlar. Delili pek kullanmamışlar ilmi kelamcılar. Burhan kullanmışlar. Çünkü zahirdir delil. Bu batın bir şey olabilmesi için unutmayın, zahiri de olması lazım. Hiçbir zaman zahirsiz batın yoktur. Tamam mı? Batınsız zahir. Cennette ölüm yoktu abi. Cennette? Ölüm yoktu. Her an var olup yok oluyorsun orada da. Batınsız zahir yok değil mi? Evet. Batınsız zahir yoktur. Yani Burhan'ın içerisinde delil de var. Burhan'ın içerisinde delil de vardır. Ama delilin içerisinde Burhan yok. Yoktur. Bu delinin içinde Burhan yoktur. Beyazlaşmak anlamına da geliyor. Arınmak, beyazlaşmak. Burhan. Hak ile batılı, doğru ile yanlışı ayıran bütün şüpheleri gideren demektir. Şimdi delil okuyorum. Arkadaş, Sultan yazıyorum abi ben Burhan'a. Ne yazıyorsun? Sultan. Sultan niçin Sultan yazdın? Sultan olan anlar bize. Evet. Fazla şey yapıyorsun. Arun. Burhanlar zaten abi kaniyet aynı yani. O 22. söz var ya. İşte o. Burhanlar anlatıyor ya. Burhan 22. söz. Bu sistem üzere gidiyor. 22. söz Burhan. Burhanlar var ya. Şimdi delil. Nasıl bak şu anda canlandı? Mesela 19. sözün adı nedir? Mucizatı. Mucizat olur mu? Risalet Ahmediye. Söz. Ahmediye. Risalet Ahmediye. Niye Risalet-i Muhammediye dermemiş? Kaldırıp değiştirelim onu. Tercüme edelim, sadeleştirelim. Hayatımız nasıl sadeleşiyor? Hayatları sadeleşenler sadeleştirme taraftarı olurlar. Hayatları sadeleşmişse her şeyi sade görmek isterler. Öz görmek istemediklerinden, öz ve cevherden rahatsız olduklarından sadeleşmişlerdir. Her şeyi de sadeleştirmek isterler. Kışırda fanide kalacak. Evet, kışır oldukları için. Hani var ya, hey! İmtiyazlaşma! İmtiyazıma zarar veriyorsun. Hey! Öne çıkma! Önderliğime gölge oluyoruz. İmtiyazlaşma diyenler imtiyazlı insanlardır. Öne çıkma diyenler önde olanlardır. Niye öne çıkıyorsun kardeşim? Biz yetmiyor muyuz ya? Geleneğimiz var ya. Bir cemaatimizin bir geleneği var kardeşim. Ne önlere çıkıyorsun? Yani bir gelenek gelmiş var yani. Yeni bir saniye adam çıkar şey yap.
İstidatlar böylelikle öldürüyorlar. Adam çıkarım yapacak Risale-i Mana mertebesini. Donuklaştırmışlar. Bu kadar zulüm olur mu? Risale-i Manası donuk. Şimdi delille Burhan Lugat'a bak aynı. Hüccet de aynı. Oysa ta tasdiki geçtik. Delil okuyor. Sadakat sadakatsiz diye oluyor. Evet. Vesveseden vesvese etmek lazım. Taassupçulara taassup etmek lazım. Cehalete cehalet etmek gerekiyor. Bağnaz insanlara bağnaz olun. Geçimsiz insanlara geçimsiz olun. Çünkü sizi de alıp sürükler. İnanamadığınız yerde bulunmayın. Çünkü vicdanınızla çatışırsınız. Bu dünya hatır yeri değil. Kendini inşa etme yeridir. Doğruyu nerede biliyorsanız gidin alın. Çünkü Müslümanın kayıp malıdır. Alma ya, ne alıyorsun? Kim derse desin. Allah aşkına beni dinlemeyin. Risale-i Nur dinleyin. Yanlış diyorsam hakkım olsun, beni onaylarsanız, tasdik edersin. Evet, terbiyesizlik yapmayın. Ya ben de yapmadım abilerim. Yanlışı varsa sonra münasip bir lisanda hususu söyledim. Kabul ederse etmiştir, etmemişse alemimde koymuş. Ama koymamış. Yanlışsa yanlıştır. Delil. İspat için dayanak, belge, iz, işaret. Bu lugat. Rehber, kılavuz, yol gösterici. İlim olarak ispatlanmış meseledir. Mesela elmayı havaya atarsan yere düşer, ilmidir. Kimse itiraz edemez. O yüzden zahire bakar, afakidir. Su 100 santigrat derecede kaynar, sıfırın altında eksi derecede donar. Buna kimse itiraz edemez. Çünkü zahirdir. Devam ediyorum. Zihinde, akıldaki önermeler ve hükümler. Neticeye varılmamış. Zihindeki, yani akıldaki önermeler, malzemeler, aklı çıkarımlar, meçhulü keşfetme, delil ise nesne ile, yani hüccet ile elde edilen aklı ve zihni çıkarımlardır. Bir daha son cümle. Delil ise nesne ile, yani hüccet ile elde edilen aklı ve zihni çıkarımlardır. Mesela bu çiçeği kör boyayamaz. Tamam. Dolayısıyla bunu boyayan basardır. Allah basardır, çiçek delilidir. Ama bu akıl yürütme, iz takip etme burhandır. O burhandan ortaya çıkan delildir. Hüccet. Peki, hulasasını okuyayım mı? Yani, burhan enfusidir, melekütü bakar, turradır. Delil ise aklidir, dimağa aittir, hatemdir. Hüccet ise zahirdir, mülktür, mühür, meyveden kasıt içindeki çekirdektir. Meyvenin kendisi ağacın zahirine girer, meyvenin çekirdeği zahire girmez. Bu hüccet abi. Bu hüccet. Zahir mi? Bir de okuyayım. Burhan enfusidir, melekutidir, turradır. Tamam mı? Ağaç. Ağaç yapabilir miyiz bak? Çekirdek. Ağaç. Meyve. Tamam mı? Şimdi ağacın batını, melekutu nedir? Turradır. Yani makine tarafıdır. Zahirinin arkası. Meyve ve çekirdek değil.
Dolayısıyla enfusi değil, melekut tarafıdır. Şimdi delil okuyorum, delil. Akli, dima aittir. Yani bu Allah'ındır. Çünkü bir sürü önermeleri var. Kör olmaması lazım eser yapanın. Bu delil akli ve dima aittir, hatemdir. Yani ağacın zahirisi. Tamam mı abi? Şimdi hüccet ise zahir mülk, mülke bakar. Nedir o? Mühür yani. Mühür şudur ama, mühür deyince meyve ama, burada parantez açtım. Meyveden kasıt içindeki çekirdektir. Meyvenin kendisi ağaca girer. Zahire girer yani. Meyve ağacın kendisine girer. Zahire girer. Ama meyvede kasıt çekirdek. Meyvenin kendisi ağacın zahirine girer. Ama meyvenin çekirdeği zahire girmez. Anladık değil mi abi? Evet, meyve ağacın zahirinde dalda duruyor. Zahirdir. Yaprakla çiçekle aynı yerdedir. Ama onun çekirdeği zahir değildir. İşte bu mühürdür. Hatemdir demişsin daha önce derste hatırladım. Daha önce yapmıştım derste hatemdir, hacet herkes bilir demiş. Evet, yani bu değiştirdik. Çünkü ya bir şey yapamadım, kavrayamamıştım. Ya onları sileceğiz mi? Şimdi ne söylüyorsam o. Hüccet okuyorum. Hüccet okuyorum. Olayların zahiriyetini bilmek ve ilişkilerini ortaya çıkarmak hüccettir. Yani onların zahirini bilerek ilişkilerini, çelişkilerini görmek. Mesela çelişki karanlık aydınlığa çelişkidir. Aydınlığa ilişkidir. Kainattaki ilişkiler silsilesinin merkezidir. Hüccet Burhan'dan daha yüksek ve umumidir. Evet. Mecid, mesela Hüccetül İslam İmamı Gazali. Büyük zatlar Burhan'dır, müceddidler hüccettir. Hüccetül İslam İmamı Gazali. Çünkü ne kadar deniliyor? 300 bin hadisi. 300 miydi? 300 bin. 300 bin mi ya? Evet evet. 100 bin bilene 300 bilene hüccet. 100 bin bilene ne deniliyordu? Hadis bilene. Unuttum onu. 300 bin bilene hadisi, metnini, ravisini bilene. Şu kafaya bak, kafaya. Yani hadisi şerifi bilmek yetmiyor. Ravisini de bilmek. Tamam. İmam-ı Gazali, Hüccetül İslam İmam-ı Gazali. Hüccet demek bir delildir, İslam değil. En az 300 bin hadisi metniyle biliyor ve onu kim ravisi, kimler onu nakletmiş, onların da hayatını biliyor. Evet. Hüccet, lugata bak, 100 bini bileni de bulalım hemen. Bana bak, lugata bak, Hüccetül İslam, İmam-ı Gazali'de. İmam-ı Gazali'ye bir bak, orada 100 bin bilene şey deniliyor. İlmi kelamda tabir de. Neyse, ben okuyayım sen bak. Hücceti devam ediyorum. Telakkiyat-ı ümmet ve kabulü ümmet olmuş meseleye denir. Bu konuda herkesin ittifakı varsa hüccet olur. Hüccet Burhan'dan daha yüksek ve umumidir. Ateş yakar delil. Bunu Allah'a verdi buna Burhan. Bu kabulü ümmet olmuşsa buna da hüccet denir. Bir daha yapayım mı? Ateş yakar delil. Bunu yani yakar, elini soktun yandı da. Bunu Allah yapıyor çünkü ilk defa ateşi odunun içine sen nasıl saklamış? Odunun en büyük düşmanı ateştir, ateş odunun içinde. Bunu Allah yapıyor, zıt zıtını cem etmek. Bu Burhan. Yani ateş yakar delil. Bunu Allah yaptı Burhan. Bu kabul ümmet olmuş. Herkesçe malum olmuşsa bu da hüccet.
Allah'ın yaptığı. İnşallah antik oldu. Antik oldu değil mi inşallah? Öyle. Bir iddianın doğruluğunu ispat için gösterilen resmi vesika ve senet. Hüccet. Hüccet, nesne ve vasıta makamında delil ise nesne ile yani hüccet ile elde edilen akli ve zihni çıkarımlar. Yani hüccet el ile tutulur, göz ile görülür bir vesika iken delil daha ziyade zihindeki ve akıldaki önermelerdir, hükümlerdir. Tamam. Tamam mı? Evvel bekleniyor. Onu bekliyoruz abi. Dördü yani. Dördü bilmiyorum. En bir nokta. Yani bunu ne yaptık? Şunu kastediyor Harun. Efendim ağacı zahirini hatem. Batını tura. Meyvenin içindeki çekirdek mühür. Yaptık diyor da. Peki ağacın çekirdeği nedir? Onu da bulursam söylerim inşallah. Kesret vahdet. Burhan elbisi, delil-i zahir, hüccet el-minnâve. Kabul-i ümmet. Yani herkese Allah kabul etmiyor vesaire. Yani mesela ateş yakar. Nedir bu? Delildir. Ateş yakar, şüphesi olan var mı? Ama bunu Allah yaptı, herkesin şeyi yoktur. Yani şüphesi olan vardır. Bu Allah koydu. Çünkü odunun içerisinde ateş var. Odun ateş şey, odun ateşe düşmandır. Düşman da ateşe düşman şey. Yani iki zıt. İki zıttır. Mesela odun içinde duman da var, nur da var. Odunu ortadan kaldıran ateştir ama ateş de odun olmuştur. Odunu ortadan kaldıran ateştir. Ama odunu ifade eden ateştir içeride, donmuş. Ateş donmuş, odun gözüküyor. Bu Burhan. O da biraz zahire bakıyor değil mi? Hüccet biraz zahire bakıyor. Yani biraz da arkada. Biraz da kafası çalışması lazım adam. Ateş yakar deyince bebek de anlıyor tabii. Ciz ciz deyince gitmiyor. Allah yapmıştır deyince bilmiyor çocuk. Demek ki ateş yakar, deli. Bunu Allah yapıyor. Çünkü ateş denilen bu cizeyi bir ara ders yapacağız, ders yapmıştık. İbrahim Aleyhisselam meselesinin ateş nedir anlatmıştım. Ateş kadar harika bir şey yoktu. Bak nerelerde, onu buralarda gizlemiş. Ateş bu çiçeğin içinde var. Çok tuhaf yani. Yani odunu ortadan kaldıran ateştir ama odun donmuş ateştir. Taşı içine mi var abi? Taş böyle bir şey yok. Çakmak taşları. Çakmak taşları. Nerelere gizlenmiş görüyor musun? O ateş yakar, delil. Bunu Allah yapmıştır. Burhan, kabul-ü ümmet olmuşsa, kabul-ü ümmet bir de ne deniliyor? Telakkiyat amme, evet. Kabul-ü ümmet olmuşsa bu hüccettir. Peki. Kesret, vahdet. Ağaç kesret, meyve vahdettir. Resim kesret, piksel, vahdet, megapiksel. Farklı yerlerden örnek veriyorum ki zenginlik olsun. Şimdi sen ağacı meyveye cem et, topla. Sen şimdi ağacı meyveye topla. Sonra meyve ile kesrete, her bir şeye meyve ile bak. Burayı okumuş muyduk? Bak çok acayip. Cüz'i nazarını cüz'iyetten külliyete nasıl dönüyor onu anlatmaya çalışıyorum. Yani küçük bir çiçekten Allah nasıl şey yapılır, hayatın nasıl yönlenir? Yani cüz'i nazarını cüz'i şeylerden külli nasıl yapılıyor? Külli. Bir daha cüz'i nazarını cüz'i şeylerden kaldırıp nasıl külli oluyor? O bunu kaçırmayın. Şimdi sen ağacı meyveye cem et. Meyveye topla. Topladın mı? Topladınız mı bir? Hatemdeyiz abi. Evet. Ben göreyim ki sizi. Ağacı meyveye topladın mı? Topladık. Topladın. Sonra meyve ile kesrete, yani meyve ile ağacı, arkadaki o ağaca, her bir şeye meyve ile bak.
meyve ile bütün bir çınar ağacı düşün. Meyvede toplanmış. Topladım ben meyveyi. Meyve ile şimdi yaprağa bakıyorum. Meyve ile çiçeğe bakıyorum. Meyve ile ağaca bakıyorum. Yani bütünsel ile cüzlere bakıyorum. İsrafil aşağı cismaniyetle. Nasıl abim? İsrafille yani cismaniyetle aşağı bütün cüzlerine bakıyorsun. Cüzlerine bakıyorsun. Yani yaprak bir cüz değil midir? Hı. Çiçek bir cüzdür. Dal bir cüzdür. Ama ben bütünsele getirdim meyveye. Meyveyle yaprağa bakıyorum. Cüze bakıyorum ama küllü görüyorum. Hı. Çünkü ağaçsız ben yaprak düşünemem artık. Ama ben meyvesi, meyveye toplanmadan yaprağı bana gösterseler ağacın bir parçası olduğunu bilemem. Ancak meyve haline gelirsen yaprak bütünün bir parçası olduğunu görür. O zaman cüz-i nazarım küllü olur. Bu meftle oluyor abi. He? Meftle oluyor bu. Meftle mi? Hı-hı. Ne demek? Nasıl olur meftle? Ölümle yani abi. He? Cismaniyeti en kesif uzak ayna ya abi meyve. Peki en uzaksa hayat onun üstünde gözüküyorsa o zaman hayatın zıttı olan meftle bunu anlayabilirsin. Doğru. Adem'in şey o noktadan doğru. Bir daha okuyayım mı bak? Yavaş yavaş bunu okuyup keserim. Diğer konulara geçmem. Bu otursun biraz. Şimdi sen ağacı meyveye cem et. Topla. Ağacı indirgendik meyveye. Hayal etmeseniz bu dersi anlamazsınız. Sonra meyve ile kesrete yani her bir şeye bak. Meyve ile ağacın kavuğuna, yaprağına, kabuğuna, dalına, çiçeğine, kokusuna bak. Uygula kendine bunu. Şimdi bunu kendine uygula. Bütün Allah'ın dışında yaratılan 18 bin alemi bir yere topla. Nerede toplanabilir? Tahmin et. Bedende, insanda. Şey beden diyorum, insanda. 18 bin alemi insana topladın mı? Ha, bu insan, insanla bir kuşa bakıyor. 18 bin alemle kuşa bakıyor şimdi. Yani kainat kesret, insan vahdet. Bütünü kesreti cem eden insanla kesretin yani kainatın her bir cüzüne bak. Yani kainatı cem eden insanın bir yaprağa, bir hadiseye, bir kelama, kediye bak. Yani 18 bin alemin cemi olan insan kediye bakıyor. Yani insan kesretin vahdetiyle her bir cüze bütünlük ile bakarsan nazarın cüziyetten külliyete inkılap etmiş olur. O zaman sen her bir cüzde külli, her bir cüzide Cenab-ı Hakk'ın bütünlük esmasını müşahede etme makamına çıkmış olursun. Artık sen her bir cüzde kül, her bir cüzide de külli müşahede edip külli olursun. Yani 18 bin alemi cem eden bir insan, aleminde cem etmiş, ne kadar şuurluysa, 18 bin alemi hulasasıyım nazarıyla bir kediye bakarsa, bir kuşa bakarsa, kedi 18 bin alemin bir cüzüdür. O cüzden küllü. Ama ondaki hayat cüz değildir, cüzidir. Tamam, mesela kül, cüzle, kül, cüz somut şeylerde kullanılır. Bütünün parçası ve bütün. Bütüne kül denilir, cüze parçası. Mesela araba küldür, lastik cüzdür. Araba küldür veya ev küldür, kapı onun bir parçasıdır. Bütünü taşımaz. Bütünü tamamlayan parçalara cüz denilir. Bu daha çok somut şeylerde kullanılır, düş dünyada kullanılır. Cüzi ve külli yani apostrofu olan yani inin takkesi olursa cüz'i ve külli olursa bu soyut alemlerde kullanılır. Düşüncede kullanılır da, iç alemde kullanılır. Mesela ben külliyim, isi var, külliyim. Her bir hücrede ben varım cüz'idir. Parça değildir, bütünü taşır. Cüz'i
külliğinin parçası değildir. Tamamını taşır. Mesela bir daha söyleyeyim. Bu telefonu bozun. Parçalara ayırın. Her bir parçası cüzdür. Telefonu monte eder, bütün sel getirirse kül olur. Bu somut alemde kullanılır. Ustad manayı ismiyle, mana harfiyle cüz, kül, cüzi, külli meselesi var ya öğrettiğin. Bu somutla soyut düşünce. Lugata baktığınız zaman lütfen ama burayı kaçırmayın. Lütfen. Lugata bakınca cüzle cüzi, külle kül ile külli aynı görürsünüz. Oysa bir tanesi somut dünyanın anlamasında kullanılır. Mesela 400 bin ne var? Hava alemi 100 bin. Kuşlar alemi. 100 bin çeşit var. Karga 1, serçe 2, kartal 3, sinek 4, bilmem ne, tamam mı? 100 binde yerde olan hayvanlar var. 100 binde nebatat var. 100 binde deniz dibi var. Ne yaptı? 400 bin. Şimdi kartal, bu kartal bütünsel içerisinde cüz'i midir, cüz müdür? He? Cüz. Cüz'dür. Kim dedi? Maşallah. Doğru. Peki. Ama indirgeyebiliriz. Kartal, şeyde, kuşlar alemi, dört mesela kuşlar, havada 100 bin. Toprakta 100 bin. Toprağı ve altındaki hayvanlar 100 bin. Kedi, köpek, yılan, akrep, timsah. 100 binde nebatat, 100 binde denizlerin dibinde. 400 bin. Bunların içerisinde hava alemi bir cüzdür. Hava aleminde 100 bin mahluk var. Karga bir cüzdür. Serçe bir cüzdür. Mabet kuşu bir cüzdür. Mesela bir tırnak cüzdür. Parmak cüzdidir. O küldür. Bütün insan küllidir. Uygulayabilirsin. Mesela eğer somut düşüneceksen kol cüzdür. İnsan küldür. Yani parça olarak düşünürsen. Ama insanın kolundaki bir hücre cüz değildir. Cüzidir. İnsan ise küllidir. Cüzi ne demek? Küllün bir tamamıya programı vardır. Emri itibari emri nisbiyle de cüz oluyor. Çok güzel. Ama bileceğiniz şu, biliyor musunuz? Güzel şeyi okurken insanın tefekkürünüz açılsın diye. Cüzle sonunda ileri yok. Cüz, kül. Somut dünyada düşüncede kullanılır. Eşyaları nisbi alemde kullanılır. Şu bina büyüktür gecekonduya göre. Aynı şu büyük olan bina Levent'teki gökdelenlere göre küçüktür. Yani emri nisbilerde kullanılır. Somut dünyada kullanılır. Külle, cüzü. Afakta. Afakta kullanılır. Yani tahayyül, tasavvur, taakkulaka da kullanılır. Cüzi ise bütünü taşıdığı için, yani bir insandaki bir hücrede DNA var. Bu DNA'da bütün insan var. Yani benim bütünlüğüm var. O hücreyi, hücredeki DNA itibariyle cüzidir. Çünkü külliyi taşıyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu kadar niye uzattım? Bir hücrede insan var mı? Bu artık realite midir? Teori değildir, bu ilmidir. Gerçektir. Tamam mı arkadaşlar? Oldu mu? 18 bin alemin hulasa bir hücresi olan insan, 18 bin alemin DNA'sıdır. İnsan cüzidir. 18 bin alem küllidir. O zaman bu cüzide bütün külli vardır. O zaman bu nazarla şimdi bakarsan, şimdi ben kimim? Kuşa bakarken Allah ile bir İngiliz Müslüman oldu da Risale-i Nur'la otelde denildi bu. Sen dedi ne okudun? Ne okumuş biliyor musunuz? Hiç olmayacak bir şey okumuş. İlk defa ona onu vermişti. Ve onun bilmiyorum onun eline mi geçmiş birisi vermiş. Onunla Müslüman olmuş. Otelde mi görmüş? İngilizce tarihçeye hayat. Tarihçeye hayatta şey var. Meyve Risalesi var. Ayet-i Kübra var. Hani çok ilginçtir. Sunat, Tunat hepsi var yani. İmani mevzular var. Ona soruldu, ben talebeyken Türkiye'ye getirmişlerdi, Mecidiyeköy'e gelmişti yani. O şöyle diyordu,
Sen tarihçi hayatı okudun, ne anladın demiş. Dedi ki, hiç unutmuyorum, ben 1982'leri söylüyorum, 82-83'leri. Ben kuşa bakıyor, Allah hatırlıyor. Ben ağaca bakıyor, Allah hatırlıyor. Suya bakıyor, Allah hatırlıyor. Buluta bakıyor, Allah hatırlıyor. Böyle dediğini bizzat çekmişlerdi, duymuştum. Ben duymuştum yani. Ben kuşa hiç unutmuyorum, bu örnekleri o vermişti. Kuş da ağaç vermişti. Kuşa bakıyor, Allah hatırlıyor. Ağaca bakıyor, Allah hatırlıyor. Tarihçide ne anladı, bunu anlamış. Şimdi sen de kuşa bakıyor, Allah hatırlıyor değil, insana bakıyor, 18 bin alem hatırlıyor. Tamam. Şimdi cüz'i nazarını, mesela çiçek, bu sana zevk vermez yani artık. Niye? Ne yaptı? Tamam, koy hadi. Çocuklara aittir bu. Oyuncağı ver, biz kaç saat ondan sonra kırar. Çünkü cüz'i nazarın cüz'i şeylere hasretmiş. Oysa biz külliyiz. Külli nazarımızı cüz'i şeyden külliye dönüştürüyoruz. Bunun boyanması için Allah lazım. Bir, bunun bu gelebilmesi için hava lazım, dünyanın dönmesi lazım. 23 derece 27 dakika dünya ek olması lazım. Atmosferde %21 oksijen, %76 oksijen olması lazım. Vesaire. Bunu yapanın gözünü bilmesi lazım ki göze ilişkisi var. Bunu yapan güneşi biliyordur. Güneşsiz bunu yapamaz. Yani her bir konuşma cüz'i bir şeydir ama külli barındırıyor. O zaman cüz'i nazarını külli oluyor. Ya artık ölüme de ölüm olarak bakmıyorsun. Eğer ahiretsiz ölüme bakarsan, Allahsız ölüme bakarsan, 18 bin alemin hulasası, haritası, ruznamesi, takvimi, çekirdeği olan insan itibariyle bakarsan, şu muamele zahirde aşağılanmaktır. İçi boşaltılmış bir hadisedir. Ölümün içi boşaltılmış. Ondan dehşet alıyoruz. Ölümün içi boşaltılmış. Ve aşağılanmaktır yani, çöp gibi atılmaktır. Ama külli bakarsan, bütünsel bakarsan, inkılaptır, tahavvulattır, tebdil-i mekandır, ıtlak-ı ruhtur. Değer almaktır. İçi boşaltılırsa, her içi boşaltılan her şeyin insana dehşet verir. Bir şeyden korkuyorsanız inanın içi boştur. Anlamamışsınız onu. Ya eğer korkuyorsanız, eğer dehşet alıyorsanız içi yanlışlarla doludur. Eğer korkuyorsanız içi boştur. Eğer dehşet alıyorsanız içi yanlışlarla doludur. Eğer korkuyorsanız karanlıktır, dehşet alıyorsanız zulmettir. Devam edeyim. Sarı çiçek tabiri de var ya üstad, mesela. Ha bak, sarı bir çiçek tabiri. Mesela şey, kalp seyyattan temizlenir temizlenmez. Ne oluyor sonra? İman ile tezyin edilir hemen. Bak, cüz'i bir nazarını kaldırdığın zaman Allah hakim oluyor kalbe. Bak, kalp seyyattan temizlenir temizlenmez. Yani iman yapmak için bir şey yapmıyorsun, terk ilk önce. La ilahe. Putları terk ediyorsun, illallah oluyor otomatik. İllallah'a bir gelmesi için bir şey yapmıyorsun. La ilaheleri ortadan kaldırıyorsun, terk yapıyorsun, illallah oluyor. Yani kalbe nasıl iman geliyor? Kalp günahlardan, pisliklerden temizlenir temizlenmez. Günah da bir şey yapmıyorsun yani. Günahta temizlenen yapmamakta yapıyorsun. Günah yapmıyorsun. Otomatik iman geliyor. Kalp diyor seyyattan temizlenir temizlenmez iman ile tezyin edilir. Acayip bir hadis de var abi. Günah işlediği zaman diyor mümin, iman ondan çıkar diyor. Başın üzerinden bekler. Günahı terk edince tekrar döner. Ya. Başın üstünde bekler mi diyor? Evet. O şeyde evet. Günah bir de içkide kullanıyor. Şuur gelene kadar iman çekip gider diyor. İçki içi. Canlı da ruhlu yani. He? Tabii canım. Allah'ın zatının nuru ruhsuz, hayatsız olur mu? İman şuurludur. İman akıllıdır. İman şuurludur. İman hayatlıdır. İman şuunat-ı zatiye tabi. Allah'ın zatından gelendir.
İman Allah'ın esmasından gelmez. İman Allah'ın sıfatından gelmez. İman Allah'ın şuunat-ı zatiyesinden gelmez. İman Allah'ın zatından geliyor. Allah'ın zatı topraktan çıkan canlı olacak. Allah'tan gelen cansız olacak. O zaman Üstad niye o kişilerin tahsilleri mesela onu diyor ya, günah işte imansızdır diyor. Şimdi onlar da? Hangisi? Üstad'a geçiyor ya, günah işte imansızdır diyor. Üstad, ha be abiler, be abiler. O imansızdan değil diyor, o işte hissiyatların mağlup olmuş falan. İşte bu ben bir şey, onun hadisi, hadisi ben izah etmedim. O çıplak hadis söyledi. Çünkü o zaman iki kelime edeyim madem. Mehmet'le Farun çatışan içinde. Bak, ahkam hadisidir o. Hadisleri ve ayetleri böyle Faruk gibi getirip de böyle mealini söylediğin zaman ibret hadisi midir? Sucunun, gusunun, hattın, battın, zahrun, muttalan. Tamam, ahkam hadisi midir bilmez. Vehhabiler yapıyor bunu. Ama ibret için bakılabiliyor. Nedir o? Hadisleri yorumlayan muhaddisun denilir. Yoksa Arapçayı bilen değil. Mesela İmam Azam Efendimiz nedir böyle? İtikad imamı mıdır? Amel bak. İmam Azam Efendimiz amelde imamımızdır. İtikatta imamımız Maturidi Hazretleri'dir. Kur'an'ı nasıl okuyacağız? 30 tane imam var. 10 çeşit okumak var. İki ravisiyle. Tamam, bir imam, iki ravisi, 30 tane imam var. 10 çeşit. Hanefi mezhebinde kıraat imamımız kimdir? İmam Asım. Niye bir kişi yapmıyor mu bunları ya arkadaş? Hepsini birisi yapsın. Hadisleri tefsir edene muadil. Kur'an'ı tefsir edene müfessirin. Asıl imamına mücedid. Üç yüz tane evliya altında olanı kutup, ferdiyet ve gafseti cem edene kutbun azam, onun da başına mücedid, onun da başına nübüvvet, onun başına da risalet mertebesi geliyor. Şeyi bitirelim mi? Kesreti vahdeti. Artık sen her bir cüzde külli, her bir cüzide de külliyi müşahede edip külli olursun. Kül olursun değil. Külli olursun. Halık ismiyle yanaşmak istersen diyor ya abi. Yani Rabbul Alemine, alemlerin Rabbi ayrıdır. Benim Rabbim ayrıdır. Yani şeyde de var ya, Lübülüp'te Muhyiddin Arabi söylüyor. Bu hadisi naklediyor. Kaynağını da söylüyorum. Cenab-ı Hak ehli cennete tecelli eder. Cennete uygun. Ve Allah der ki Celle Celaluhu bir mana, ben sizin Rabbinizim. Cennet ehli der ki senden sığınırız Rabbimize de derlermiş. Senden Rabbimize sığınırız. Yani kabul etmezler. Sonra biraz daha alt mertebede tecelli eder. Gene senden Rabbimize sığınırız. Gene kabul etmezler. Ondan sonra aranızda alim yok mu? Siz kimden ders alıyordunuz? Der. Ondan sonra onlara der ki sizin Rabbiniz hakkında bir alametiniz yok mu? Rabbiniz nasıldı sizin Rabbiniz? Onların alemlerindeki Rab bak göre Allah tecelli eder. O zaman Rabbimiz sensin derlermiş. O zaman Allah'ım ben o sonra olan tipten değil de ilk tecelli ettiğin gibi onu hemen kabul edenlerden eyle. Zanıma göre seni bana gösterme. Zanıma göre yapma ya Rabbi. Sana nasıl yakışıyorsa sen bana öyle ol. Bu terakki olur mu abi? Terakkidir ha. Terakkiden anlatılıyor zaten. Terakki için demiş. Öyle zaten. Ha, cennette de. Tabii bir nevi değil ki. Her cennet görüşte farklı olacaktır. Çünkü esma mertebesi nihayetsizdir. Abi dediler ki abi cennette bıkmayacak mıyız sonsuz? Mesela
Bunu diyebilmen için bak yürüyorum, 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 yürüyorum. Hop düştüm. Abi ne bundan sonra yol yok mu? Ha, bunu bukabilmen için bir şey bir şeye benziyorsa bukarsın. Biz dünyada çorba var tabakta. Bir kaşık attık, ikinci kaşık da aynı, üçüncü de aynı. Bukuyoruz. Oluyor çorba. Cennette bir an bir anın hiç alakası olmayacak şekilde tecelli ediyor. Abi bitmeyecek mi? Orada bitmiyor ki yol ki bukayım. Burada da bitmiyor. O zaman sürekli bir terakki olur. Sonsuz var. Sonsuz bir terakki var. O da imanın attığını. Mesela sen 60 senede ibre, 60 senede bir ibre atıyor. Orada an ve an değiştireceksin. Mesela çekirdek. Çekirdek ağaç oldu. Ağaç oldu. Tak 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 ağaç oluyor. Bak bakalım. Onun için cennette ilk mukaddeme 60 sene yaşayan veya 70 sene yaşayan bir insanın doldu öldü. Müsbet adına, lezzet adına, ilim adına, fazilet, kemalat, erdemlik adına ne varsa hepsini topla 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 kamura. İlk mukaddemesi bununla başlayacak. Benim külliyattan bulduğum şey. Cehennem ise bir kişi bizimle inşallah alakası yoktur. Doğdun, öldün, elem adına, zulmet adına, panik atak adına, dehşet, vahşet, panik ne varsa hepsini topla 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 topla. Cennette ilk mukaddemen bu olacak. Bir anın bir ana benzemeyecek. Cehennemde. Şey cehennemde. Cehennemde evet. Sonsuz olacak. Yani bir şey bir şeyi bukmak için iki şeyin eşit olması lazım. Cennette iki an birbirine eşit değil. Sürtünme olmayacak. Bak nereden bir şey yapmadım. Bak, sürtünme olmayacak, dokunma olmayacak. Yani terakkide de sınır olmuyor o zaman. Olmuyor. Yani mesela burada neyi düşünüyorsan hiçbirisi yok. Çünkü ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalbi beşere otur etmiş, ne de düşünmüş. Hayal edememiş. Neyi hayal ediyorsanız değildir. Şu şeyi de söyleyeyim de değişik olsun. Ben buraya yakında daha gitmek istiyordum ama şimdi bir şey söyleyeyim size de. Bize Allah yoktur diyen kim? Şeytan. Ama Allah'a yemin etmiş. Çok tuhaf değil mi? Ve Allah'tan ömür istemiş. Yoktur dediği, bize çaktırmadan çaktığı Allah yoktur derken o şeytan Kur'an'da Allah'a yemin etmiş. Yemin ederim ki diyor, kıyamete kadar senin yoluna gelenleri ben saptıracağım. Senin zatına yemin ederim diyor. Allah'a yemin ediyor. Ve sokaktaki insanlar bile, inkar edenler bile vallahi diyor. Kabulden sonra Adem oluyor. Evet. Mesela inkar edebilmesi için ilk önce var olması lazım. Mesela Allah yoktur. Kim? Allah ha bir kere ha o yoktur. Demek ilk önce kabul ettim. Sen hiç duydunuz mu 8 kafalı adam yoktur diyeni? Yok. Çünkü böyle bir şey yok ki inkar etsin. Bir şey inkar edebilmesi için o var olması lazım. Güzellik bazen çok gizli tarafını çirkin örter yani. Güzellik bazen çok gizli tarafını örter. Beklemesini bilirsen beklediğin ayağına gelir. Peki. Hocam bir daha okuyorsun. Hangisini? Üçünü de. Son beklediğini. Beklemesini bilirsen beklediğin ayağına gelir. Beklediğini bilmesen ben şimdi tamamlıyorum bu cümle. Onu peşine senelerce sen koşarsın. Sabreden derviş mi var dermiş. Kendini yorumlamak ne kadar harikadır. Ne istersin, ne ararsan Şam Buhara'da, hakikati kendine ara. Artık arkadaşlar, biz cüziyiz. Kainat, şeceri hilkat küllidir. Esmalar küllidir. Bütün. Biz onun hulasayı camiyiz. Cüziyiz. Böyle cüzi bir yapına, cüzi bir şeye bakarken külli nazara aldığın zaman bu cüz'i külli oluyor. Bu sefer bu bir müfessir oluyor, bir alim oluyor. Çiçek, ağaç. Allah'a sana tarif ediyor. Allah sana izah ediyor.
Allah kim, bu kim? Ama Allah hep burada izah ediliyor. Tefsir gibi, bir ayet gibi. Başım döndü ya. Subhanallah. O. Şimdi Emre baş döndü değil mi? Ne yapacağım? Vay panik. Makine. Allah bilir neler oldu içeride. Ben bilmiyorum. Her şey benim şuuruma tahallük etmek mecburiyetinde değil. Neler oluyor? Bilmiyorum. Baş dönmesi nedir biliyor musun benim tespitim? Bak. Bunlarla değil, kapatıyor. Resmi yıldız kayması var deniliyor. Nedir o? Meteor taşı fiziksel. Dinde nedir 15. sözde? Yukarıda karakollar var. Bu karakollara şeytan ve cinler hırsızlamaya gidiyorlar. Melekler de onları mancıklanıyorlar. O mermiymiş. Mancınıkların mermisidir. Milyarlarcasını, trilyonlarcasını gebertiyor. Cinleri ve şeytanları. O oradaki mübarezenin alametidir. Ebrarlarla eşcarın semadaki savaşının alametidir. Ebra, iyilerle kötülerin. Yani nerede zıt varsa orada mücadele vardır. Zıtların olduğu yerde mücadele kaçınılmazdır. Ahirette de vardır. İman küfür, cennet cehennem vardır. Durmayacaktır hiç. Durmayacak bir yer Allah'tadır. Tamam? Haş. Şimdi o yıldız kayması fiziksel, bizde recmi şeytan, meleklerin attığı mermi, bedensel itibariyle karşılığında baş dönmesidir. Biraz önce bende oldu. Şöyle tutunmaya çalıştım. Titreme nedir abi? Titre ve kendine gel, meseleyin oturmasıdır. Ama sendeleme var böyle. O da savaşın devam ettiğini gösteriyor. Mesela bende şu oldu, yani biraz önce böyle dediğin zaman bir kere şöyle, bu bir kutudur diyoruz da tarihçi hayatta. Bir kutuda diyor. Kulübe. Yok, kutudur diyor. Kulübenin üzerinde diyor bir şey var diyor. Kalp için. Yani bu hürriyeti anlatırken. Kutucuk. Ben artık benim için bu ceset, inan bu telefon neyse aman aman, şu ceset bir kutu olduğunu, artık fikri değil hisse yakın bir izanım var. Hamdolsun. Ceset kutudur. Bu ben değil. Hamdolsun bu ben olmadığıma epey inandım. Yani inandım. Bu ne kadar inanırsam bunun tesirinden o kadar çıkıyorum. Mesela baş dönmesini biliyorum ki Ebrar'ın eşcara attığı mancının alameti bende gözüküyor. Tard etti yani. Ama bunu bilmeyen daha panik yapar, daha sendeler, ondan sonra acillere gider. Hiç merak etme, bekle. Sihat sana gelecek. Koşarsan sihatın peşine bulamazsın. Gölgene gitmek gibidir. Sihatın peşine koşarsan çok uğraşırsın. Koşar durur, yorulursun, çok yorulursun. Beklemeyi bilirsen o seni bulacaktır. Çünkü ecel değişmez. Bunu bilmeyen çektiği azap. O azaptan kurtulur, sultan olan anlar bizi. Bunu bilmeyen çektiği azap. Bilen ise sultanlardır. Kendinin sultanı olursan, hakim sen olursun. Senin düşmanın kadar sen kendini tanırsan, oynadığın filmin başrolcüsü sen olursun. Şu oynadığımız film var ya, onu bilmiyoruz. Onun düşmanların seni tanı, mesela şeytan seni tanıdığı kadar sen seni tanısan var ya, işin bitmişti. Bitirmiştin işi. Tamam. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'tı masalavah.